Merhaba arkadaşlar. Ben Nur. Bugün sizlerle beraber dünyanın gelmiş geçmiş en zeki adamı William James Sidis'ten bahsedeceğiz. William Nisan 1898'de Amerika'da dünyaya geldi. Ailesi yıllar evvel savaş yüzünden Ukrayna'dan Amerika'ya taşınmış Yahudi bir aileydi. Babası Boris bir akademisyendi. Tarihler 1887'yi gösterdiğinde eşi Sarah'la birlikte New York'tan Manhattan'a göç ettiler. Göçmen olarak geldikleri Amerika'da hayat şartları çok zordu. Babası Boris Harvard Üniversitesi'nde akademisyen olarak mesleğini icra etmeye başladı. Annesi Sarah ise Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciydi. William gözlerini ilk kez Manhattan'da açtı. Sarah William'ı ilk kez kucağına aldığında çok şaşkındı. Özel bir bebek olduğunu anlamıştı. Ama William'da olan şey tahmin edilenden daha fazlasıydı. William henüz bir yaşına gelmeden söylediği kelimeler herkesi hayrete düşürecek zekası Amerika'yı sarsacaktı. Babası Boris, Amerika'da yaşadığı dönemde en büyük desteği felsefeci William James'ten aldı. Ukrayna'dan göç eden bir aile Amerika'da pek hoş karşılanmazdı. Ama William James sayesinde Amerika'da yaşamayı başardılar. O yüzden babası Boris oğluna en yakın arkadaşı William James'in ismini verdi. William James'in adı bir vefa borcundan gelmekteydi. William özel bir bebekti. Henüz 6 aylıkken alfabeyi öğrendi. Cümle kurarken insanların %90'ı tarafından bilinmeyen kelimeler kullanıyordu. William, 18 aylıkken evde New York Times gazetesi okuyan bir çocuk haline geldi. Sadece 2 yaşındayken 3 dil konuşabiliyordu. 2 yaşına geldiğinde Latince'yi öğrendi. Sonra da Yunanca'yı. Henüz 4 yaşındayken anatomi üzerine yazılar yazabiliyordu. William birçok otoriteye göre süper bir çocuktu. Amerika'daki ana akım medya Kısa zaman sonra William James'i keşfetti. Artık gazete ve televizyonlarda William James süper çocuk olarak lanse ediliyordu. William James 8 yaşına geldiğinde entelektüel bilgisi şaşırtıcı derecede mükemmeldi. Aynı zamanda Rusça, Fransızca, İbranice, Ermenice, Almanca, Latince, Yunanca ve Türkçe olmak üzere tam 8 dil bilmekteydi. En tuhaf ayrıntı ise bu 8 dile ilave olarak bir de Winder Good ismini verdiği kendi yarattığı bir dili vardı. William James'in okul hayatı çok sıra dışıydı. Birinci sınıfı bir günde, ikinci sınıfı üç günde, üçüncü sınıfı üç ayda, dördüncü sınıfı bir haftada, beşinci sınıfı on beş haftada, yedi ve altıncı sınıfı ise bir ayda bitirdi. William James'in sıradaki hedefi Harvard'dı. Kendisi Harvard Üniversitesi'nin yazılı sınavlarıyla geçmeyi başardı. Ama yeterli duygusal olgunluğa sahip olmadığı için Harvard'a kabul edilemedi. Bir yıl sonra yani 1909 yılında ise William James'e Harvard Üniversitesi'nin kapılarının sonuna kadar açıldığı yıl olacaktı. James'in Harvard yolculuğu ise uzun ve sancılı geçecekti. William James ikinci başvurusunda Harvard'da kabul edildi ve Harvard Üniversitesi'ne giren en genç öğrenci unvanını kazandı. William James Harvard'a gireli sadece bir yıl olmuştu. Kısa zamanda süper çocuk kendini herkese kanıtladı ve Harvard'da bile ilgi odağı konumundaydı. İnanması güç olsa da William James 1910 yılında matematik kulübündeki profesörlere dört boyutlu nesneler hakkında ders vermekteydi. Fizik profesörü Daniel Comstock, William James hakkında şunları söylüyordu. Onun düşünme yöntemi çok farklı, gerçek bir yaratıcı, zihin kabiliyetine sahip. O bu alanda belki tarihteki tek örnek, William James, gelecekteki bilime yön verecek bir lider olacaktı. William James, 18 Haziran 1914'te Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezun olduğunda transkriptinde Tam 40 dil bildiğini yazıyordu. Bazı kaynaklara göre William James bir dili sadece bir günde öğrenebiliyordu. Kendi geliştirdiği yöntem sayesinde bildiği tüm dilleri birbirine tercüme edebiliyordu. William James Harvard'dan mezun olduğunda sadece 16 yaşındaydı. Verdiği bir röportajda iyi bir hayat yaşamak istediğini, kadınların şu anda kendisine hitap etmediğini ve mümkünse ömür boyu bekar kalmak istediğini söyledi. Ama sonraki yıllarda tanışacağı Martha Foley isminde bir genç kadın Williams'ın fikirlerini değiştirmesini sağlayacaktı. William James mezuniyetinden sonra Harvard Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesine kaydoldu. O yıllar bir grup öğrenci kendisini tehdit edip şiddet uygulayınca ailesi William'ı matematik öğretmeni yardımcısı olarak Teksas'taki bir okula yerleştirdi. 1915 yılında artık doktorasına hazırlanan bir öğrenciydi. Ama aynı yıl öğrencilerle bir problem yaşadı ve görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Tarihler Eylül 1916'yı gösterdiğinde ani bir kararla Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Martha Foley ile de o yıllarda tanıştı. İyi giden ilişkileri, William James'in şahsi düşünceleri ve hayat görüşü nedeniyle kötü bir şekilde son buldu. Aynı düşünceler William'ı İleride çok daha zor duruma sokacaktı. William James 1919'a kadar gittiği bölümü ne yazık ki bitiremedi. Çünkü 20'li yaşları geldiğinde sosyalist eylemlere katılmaya başlamış. Marksit görüşlerini herkese anlatan bir insan haline gelmişti. 1 Mayıs 1919'da hükümet karşıtı bir eyleme katıldığı esnada polisler tarafından yakalandı. Götürüldüğü karakolda işkencelere uğradı ve hakaretler işitti. William James, Amerika'da ünlü bir simaydı. En genç Harvard mezunuydu. Geleceğin en parlak bilim adamlarından biri olarak gösterilen bir isim. Hatta IQ puanı 250-300 arasındaydı. Bu dünya tarihinde bir insanın ulaştığı en yüksek rakamdı. O yüzden Albert Einstein'dan bile daha zeki olduğu söylenmekteydi. Bu şöhreti yüzünden dava birçok gazete ve televizyon kanalı tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi. Dava günü William James gazetelerde manşet olmuştu. Televizyonlarda canlı yayın yapılmıştı. Mahkeme günü söz hakkı verilen William James vicdanlı retçi olduğunu, Hristiyanlığa ve getirilenlere inanmadığını söyledi. Özgürlüğü benimsendiğini ve bu yoldan asla dönmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. Mahkeme William James'e tam 18 yıl hapis cezası verdi. Ama William James'in babası Boris bölge savcısıyla temasa geçip oğlunu hapishanede yatmaktan kurtardı. William James temyiz davasından önce bir yıl yatmak üzere Hamstring'deki bir senataryuma yatırıldı. James daha sonra Kaliforniya'daki bir senataryuma nakledildi ve bir yıl daha orada kaldı. Ailesi bu süre boyunca William James'i hiç yalnız bırakmadı. 1921 yılında mahkeme William James'in cezasını evde tamamlamasına karar verdi. Aynı yıl ailesiyle birlikte doğuya taşındılar. William James 1921 tarihinden itibaren bilimden izole bir hayat sürdü. O tarihlerde gündelik işlerde çalıştı. Tamirci çırağı oldu, gazete dağıttı, garsonluk yaptı. 1930 yılında kendi icat ettiği artık yılları hesaplayabilen bir takvim için patent aldı. William James, sonraki yıllarda ulaşım konusunda araştırmalar yapıp Frank Fallup takma adıyla tramvay sistemleri üzerine bir tez yazdı. Daha sonra ailesinden ayrıldı ve New York'a gidip düşük maaşlı işlerde çalışmaya devam etti. Sonraki yıl New England bölgesindeki Massaya gittiğinde resmi olarak o bölgede yaşaması yasaklanmıştı. William James buna rağmen orada kalmaya devam etti. Bir yandan sürekli yakalanma korkusuyla yaşarken diğer yandan hayatına devam etti. Kendi yazdığı yazıları, dergileri götürüp yayınlattı ve yakın çevresine özel dersler verdi. 1944 yılında 7 yıl önce The New Yorker dergisinde yayınlanan bir yazının birçok yanlış bilgi içerdiğini fark etti ve dergiyi mahkemeye verdi. Aynı yıl davayı kazandı ve New Yorker dergisiyle uzlaşma talep etti. William James Sliss 1944 yılında Boston'daki evinin yatak odasında yalnız bir halde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni beyin kanamasıydı. William James'in babası Boris 1923 yılında oğlu gibi beyin kanamasından ölmüştü. William James 46, babası Boris ise 56 yaşında hayatını kaybetti. Danimarkalı yazar Morten Barsk, William James'in hayatını konu eden William James'in Mükemmel Hayatı isimli kurgusal bir roman yazdı. Roman 2011 yılına kadar yayınlanamadı ama 2011 yılında Danimarka'da bir şekilde yayıldı. Evet arkadaşlar anlattıklarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.